Bu videoya enerjik başlamayı ben de çok isterdim ama hiç merak etmeyin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum saç kesimimle ilgili. O yüzden çok üstünde durmak istemiyorum bu konunun. Hem videonun süresi için iyi olmayacak hem de benim için iyi olmayacak. Ama yani yanlarının bu kadar kısa olması... Şu kameranın hemen yanında kendimi gördükçe sinirlerim bozuluyor. Umarım siz de aynı şeyleri hissetmiyorsunuzdur. Eğer öyleyse izlemesi zor bir video olacak. Bugün yapacağım video hakkında çok heyecanlıyım. Umarım yani saçım onun önüne durmaz. Gördüğünüz gibi artık kitaplarım çok daha fazla dolu. Çünkü İstanbul'daki kitapların hepsini buraya getirdim. Bir günde gidip geldim. Çok kaotik bir gündü. Ve aynı zamanda üniversite 3'ü bitirdim. Böyle birkaç tane video fikri var yapmayı istediğim. Wattpad serisine de döneceğiz çok kısa zamanda. Ama hem biraz hepimiz bir deşarj olalım. Deşarj olalım. Ben de çok özledim ama hiç merak etmeyin. Yani bundan sonraki videolarda o da gelecek. Hem başka videolarda yoğunlaşacağım. Sonuçta yaz olduğu için artık bir sürü istediğim kadar video yapabilirim. Ve bu videoyu yapmayı uzun süredir istiyordum. O yüzden direkt bununla başlayayım dedim. Muhtemelen başlığı görünce bir olmuşsunuzdur. Çok iyi anlıyorum sizi. Ama yani kötü bir anlamda kullanmak istemiyorum. Yani böyle çok negatif etkisi olan bir şey değildi benim üstümde. O yüzden böyle eğlenceli bir anı olarak anlatabilirim gibime geldi. Şimdi nasıl oraya geldiğimi anlatabilmem için çok geriye gitmem lazım. Sizi sıkmadan böyle birkaç tane anıyı anlatacağım ki niye bu yollara başvurduğumu öğrenin istiyorum. Şimdi ben küçükken, ilkokul ve ortaokuldayken 3-4 tane çok yakın arkadaşım vardı ama onun dışında çok güzel geçtiğini söyleyemem okul tecrübemin. Böyle çok sıskaydım. Sınıftaki diğer çocuklarla ortak şeyimiz yoktu. 2-3 tane arkadaşım hariç kimseyle pek anlaşamıyordum demek doğru kelime olmaz ama arada bir beni kullanmaya çalışıyorlardı veya işte okul dışında mahalledeki arkadaşlarla oynarsak beni sürekli dışlarlardı. Hani böyle sizi üzmek için söylemiyorum bunu. Hani sadece durum o şekildeydi. Ve benim ablam biliyorsunuz hani her videomda en az bir kere bahsettiğim en büyük rol modelim diyebilirim. O bizim iki alt katımızda yaşıyordu o sırada ve ablam benden 16 yaş büyük neredeyse ve ben ortaokuldayken gözümdeki en havalı insandı böyle. Beni ne zaman evine çağırsa ve hani onunla ne zaman vakit geçirebilirsem hani onunla eniştemle ve o özellikle arkadaşlarıyla böyle kendimi en şanslı kişi olarak gördüm. Çünkü hem okulda yaşıtlarımla anlaşamıyordum yani iletişim kurabildiğim kimse yoktu. Ve ablamın arkadaşları hiçbir zaman beni böyle çocukmuşum gibi görmedi diyeceğim. Yani beni dinlediler, beni muhabbetlerine aldılar, dışlamadılar. Arkadaşlıklar biraz bana şey gibi geliyordu bulunduğum durum yüzünden. Karşıdaki kişinin senden bir beklentisi olduğunda arkadaş olur gibi geliyordu bana. Özellikle yaşıtlarım ve sınıftaki insanlarla, mahallede top oynadığım çocuklarla falan hep böyle benden bir beklentileri olurdu. Benden bir şey isterlerdi, yapmamı beklerlerdi. Hem bu beni çok yoran bir şeydi hem de ablamın arkadaşlarında böyle bir şey görmediğimde yani benden hiçbir beklentileri yoktu. Çünkü ben onlara ne katabilirim ki? Yani küçücük çocuğum. Kendimi direkt çekiliyor olarak buldum. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum ama kendimden büyük insanlarla takılmayı böyle aşırı özel, havalı bir şeymiş gibi düşünüyordum o sıralarda. Ve babam da bana bunu çok teşvik ederdi. Mesela hastaneye gönderiyorsa tek başına gönderiyordu. Küçücük çocuğum ama yani niye benimle gelmiyorsun? Sürekli insanlarla iletişime geçmem için beni teşvik ederdi ve bu sayede kendimden büyük insanlarla iletişim kurabilmeyi öğrendim. Onların yanına gidip muhabbet edebiliyordum veya bir şeye ihtiyacım varsa söyleyebiliyordum. Mesela bir keresinde kaybolmuştum. Yaşlı bir çiftin kapısına dayanıp beni polise götürün diye falan bağırdığımı hatırlıyorum. Yani çok sağlıklı bir şey değil bu arada. Hani ben biraz şanslıyım. Hani kötü insana denk gelsem hani direkt kaçırılmaya hazır çocuk gelmiş karşılarına bekliyor onlar ama hep şansıma iyi insanlar denk geldi. Ortaokulda kantinci Seher abla vardı. Umarım ismini doğru hatırlıyorumdur. Seher abla ve eşi okulun kantininde çalışıyorlardı. Ve ben kantin boşken hep onları yanına gidip böyle hoşlandığım kız hakkında konuşurdum onlara ve onlar da beni çok dinlerdi işte taktik verirdi şöyle yap böyle yap falan diye. Ve yani aile hekimimiz olsun işte bu kantinci olsun falan bir şekilde ben nasıl iletişim kurabileceğimi nasıl konuşacağımı yavaş yavaş kaptığımı hissediyordum. Ben böyle böyle büyüdüm. Diyeyim. Ne kadar sağlıklı oldu bilmiyorum benim için. Hani şu anda baktığımda kesinlikle kendi yaşıtlarımla geçirmiş olmayı dilerdim tabii ki. Ki geçirdim de hani hiç böyle arkadaşım yoktu, beni sürekli kullandılar demek istemiyorum asla. Çok iyi arkadaşlarım vardı hala da bugün bile konuştuğum. Bana artısı olduğunu düşünüyorum. Mahallemizin pazarında oyuncakçı vardı. Bir tane oyuncakçı abi vardı. Çok seviyordum onu. İlk başta hiç anlaşamasak bile yanında çalışmama izin vermiş. Çok eğlenceli geliyordu. Onun yanında çalışıp onun nasihatlerini dinleyip başka insanlarla iletişime geçmek falan. Bana aşırı fazla şey öğretti bu
tecrübeler. İyi bir şey gibi anlatıyorum ama aynı zamanda iyi bir şey de değil. Bir insanın gelişim çağında kendi yaşıtları olması kesinlikle bence çok daha önemli bir şey. Ve ben bunu ortaokul bitirirken fark ettim. Her bir erkek grubunda böyle yaşça büyük birisi olur genelde. Biz ortaokuldaydık ve 5 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Her gün bilgisayar oyunu oynadığımız. Ve o grupta böyle üniversite 1 mi, liseyi bitirmiş mi bir tane çocuk vardı ve böyle gözüme o kadar havalı geliyordu ki bizim grubumuzda bizden büyük birisinin olup yine bizimle her gün geçirmeye kabul etmesi sanki bir ayrıcalıkmış gibi. Ama şu anda o yaşta olunca ben böyle bakıyorum, diyorum ki ne kadar garip bir şey. O çocuk niye kendi yaşıtları takılmıyor da gidip bizimle takılıyor? Apayrı seviyelerde oluyor insanlar. O hani mesela birisi ortaokula, diğeri liseyi bitirmişken. O ne yaparsa yapsın bizim gözümüzde havalı oluyordu ama hani biz ona ne katabiliriz? Hiçbir şey. Veya onun tek arkadaşları bizsek niye kendi yaşıtlarıyla iletişim kuramıyor? Yani bu tür soruları da kendi kendime sormaya başladım ve böyle dengeyi kurmaya çalışıyordum. Bu dengeyi kuramadığım 3 olay oldu. Üçünü de size bugün anlatacağım ve bunlar benim böyle en sevdiğim anılarım falan. Hepsi böyle çok birbirinden kaotik. Şimdi birincisi çok saçma gelecek kulağa biliyorum ama Clash of Clans oyunuyla ilgili. Muhtemelen oynamışsınızdır diye düşünüyorum yani, veya emin değilim ama 2013 mü 2012 mi deli gibi oynanıyordu o sırada. Ve ben de köydeydim. İnsanlarla tek iletişim aracım Clash of Clans oynuyordum. O oyunda gruplar oluyor. Hani gruplara katılabiliyorsunuz. Birlikte savaşıyorsunuz falan. Ben işte gruplar arası geçiyorum ama herkes böyle ya birbirine küfür ediyor ya böyle drama çıkartıyor ya böyle çocuklaşıyor. Hiç ait olabildiğim bir yer bulmuyordum. Ta ki o büyülü ismi görene kadar, 25 yaş ve üzeri diye. Sadece 25 yaş ve üzeri insanların katılabilmesine izin varmış. Ve benim hemen çocuk aklım diyor ki bu insanlar büyükse onların yanında çok güzel vakit geçiririm. Hani kavga etmeyiz, bir şey yapmayız falan. Ve ben de o zamanki aklımla düşündüm ki ben bu rolü yapabilirim. Ve başvurdum. Galiba bir alım mülakatı gibi bir şey vardı zaten. Böyle sayılı kişi vardı. Sadece işte ismimi sordular, söyledim. Yaşımı sordular dedim. 26 mı 27 mi öyle bir şey demiştim galiba. Rol yapıyorum. O bilgilerimi kullanıyorum. Şu an bu soruyu büyük birisine soruyor olsa nasıl cevap verirdi diye hafızamda gidip geliyorum. Ben bu mülakatı geçtim, bu gruba girdim ve o kadar eğlenceliydi ki. Hepsi böyle hayata atılmış insanlar, hepsinin kendi mesleği var falan. Tanışmaya başladık tabii ki. İşte herkese ismimizi anlatıyoruz, nerede yaşadığımız, yaşadığımız apartmanları falan konuşuyoruz. Benim oyundaki ismim Doktor 505 gibi bir şey olması lazım. Doctor Who dizisindeki doktor karakterinden ötürü. Hani ben o karakteri aşırı seviyordum. Hala da çok severim. Hala da oyunlardaki ismim o. İsmim o. Benim ismim Doktor ya. Bunlar beni Doktor sandı. Bana işte Doktor ne haber falan diye hitap etmeye başladılar. Çok samimi insanlardı. Hepsi böyle yabancılık çektirmediler bana o oyunda. Ben diyeyim haftalar, siz deyin aylar. Biz bunlarla muhabbet ediyoruz. Böyle bildiğin aile gibi olduk. İşte hatta bazıları gerçekte buluşmaya başladı falan. Benim hani hiç aklıma gelmiyor benimle de buluşmak isteyecekleri. Sonuçta hani oyundaki rastgele bir çocuğum yani. İstanbul'da yaşadığımı biliyor. Hani o sırada köydeydim ama hani İstanbul'dayım gibi davranıyordum. Normalde İstanbul'da yaşıyorum çünkü. İşte birkaç tane buluşmaya davet edildim ama işte hani gelemem maalesef, işte işler çok yoğun falan diyordum. O sırada aklıma gelebilecek tek bahane olarak. Bir de hani liseye geçmemişim daha, hani 13 yaşındayım. Rol yapma diyeyim. Gerçekten hani elimden geldiğince rol yapıyordum. Sonra grupta şöyle bir şaka yapılmaya başladı. İşte doktor bizi sevmedi. Hani o yüzden ısınamadı, o yüzden buluşmuyor falan. Ben de diyordum yok ya hani olur mu öyle şey. Hepiniz çok havalısınız işte. Bir tane mesela avukat vardı. Galiba bir tane de mimar vardı. Böyle hepsi bana o kadar ayrı seviyelerde geliyorlardı ki. Onlara dedim işte yok aslında bence hepiniz çok yani havalı insanlarsınız. Buluşma ayarlamaya çalışıyorlar. İşte mutlaka gelmen lazım. Hani mutlaka gel. Hepimiz seni bekliyoruz. Hepimiz artık görüşüyoruz aynı şehirde olanlar falan. Ben işte gidemiyorum. Çünkü hem İstanbul'da değilim hem de 13 yaşındayım. Yani nereye? İstanbul'un neresinde olduğunu söylediğimi hatırlamıyorum. Belki Levent olabilir. Veya Bebek. Veya Etiler. Oralardan bir tanesiydi işte. Sonra hazır mısınız? Gruptan birisi, çok yakın olduğumuz birisi trafik kazası geçirdi. Hastanede ve işte tabii hepimiz çok üzgünüz ama Clash of Clans uygulamasının chatinden yazılıyor. Oyunun chatindeyiz. Aşırı üzülüyorum. Hani çocuk haline diyorum. Oha resmen kaza yapmış. İşte grupta şey konuşuldu. Millet artık hani bir ziyaretine gidelim diye. Tam olarak neyi olduğunu hatırlamıyorum ama hastaneye kaldırıldı. Ama kalıcı bir şey yok muydu? Öyle bir şeydi. Ve o yatırıldığı hastane benim hani arabam olsa, ehliyetim olsa olması lazım normalde. Onların bildiğine göre. Çok hızlıca gidebileceğim bir yer. Onlara söylediğim yere çok yakın bir yerde. Ben hani gidemeyeceğimi söyleyeyim.
deyince çünkü gidemem. Hani keşke gidebilsem ama gidemem. Onu söylediğim an hani aramız çok açıldı. Hani gerçekten onlar da hani bilerek istemiyormuş gibi bir algı oluştu. Ve arkadaşlığımız burada bitti. Böyle aylarca birlikte aslında konuşmuştuk. Ama nasıl kötü hissediyorum ben böyle hani gerçek arkadaşlarımı kaybetmiş gibi ki. Öylelerdi. Sadece çok pişmanım. Affedersiniz yani çok üzülmüştüm ve hani keşke diyordum böyle bir yalan söylemeseydim. Çünkü hem kendim üzülüyorum hem de onları kandırıyorum bildiğin yani. Gerçekten kandırmak oluyor. Çok üzülmüştüm ve zaten orada aramız açıldıktan sonra da hiç oyunu oynamadım. Çünkü oyunu oynama sebebim onlardı gibi bir şey yani bir süre sonra. Yani Clash of Clans arkadaşlığım bu şekilde bitmişti. Ama yani bazı konuşmalar hala aklımda böyle direkt canlanıyor ve çok eğlenceli günlerdi kesinlikle. Neyse. İkinci yaşanan şey lise kaç? 2 mi? 3 mü? Stranger Things'le alakalı olduğu için onun yayınlanma tarihine bakacağım. Lise 3'te oluyor. Stranger Things çıktı. En yakın arkadaşım Aleyna ile birlikte aşırı izlemeyi seviyoruz böyle. Hani çünkü gerçekten çok güzel bir diziydi. O diziye takıntılıydık. Yani 80'lerde geçiyor ya, karakterler telsizlerle konuşuyor birbirlerine. Bu bana böyle çok güzel geliyordu. Hani diyordum keşke Aleyna ile de bu şekilde bir şey yapabilsek falan. Ve o sırada Aleyna'nın doğum günü yaklaşıyor. Ben her doğum günü hediyesi konusu açıldığında böyle o kadar uçuk bir fikir aklıma geliyor ki asla gerçekleşmiyor. Çünkü hani fikir imkansız denilebilecek gibi bir şey. Ama hani o sırada kafamda da düşündüm ki biz daha yeni Stranger Things'i izlemişiz. Orada telsiz sizler kullanılıyor. Ben gidip telsiz alayım. Aleyna'yla biz konuşalım evden eve. Hayal ediyorum. Çok güzel bir plan gibi geliyordu. İnternette telsiz bakıyorum. İşte hepsi çocuk telsizi falan. Mesafeler hep böyle odadan odaya diyorum ki yani. Bu mağazalarda düzgün bir telsiz yok mu? Bizim evden eve konuşabileceğimiz. Ama bizim Aleyna ile aramızdaki mesafe de hani 3-4 kilometre. Hem de şehrin göbeğinde oturuyoruz. O telsizlerin birbirinin frekansını yakalaması imkansız. Alınabilecek ne olursa olsun. Hatta böyle belli telsizleri almak için bir sertifika mı, belgen mi ne olması lazımmış. Belli bir seviyenin üstündeki telsizler için. Ama ben bunu anlayamıyordum. Hani diyordum ki yahu ben hani yürüsem yarım saate gidebiliyorum. Neden telsiz ulaşmasın? İşte araştırıyorum ama bulamıyorum bir şey. En sonunda gittim. En korktuğum şeylerden birisi olan forum sitelerine başvurdum. Türkiye'deki forum siteleri bana çok korkutucu geliyor. Çünkü hem arayüzlerini kullanmak çok garip. Millet bana saldıracak mı ne olacak anlayamıyorum. Oraya yazdım ben. Üye oldum, kayıt oldum. Dedim böyle böyle arkadaşımla bir telsiz almak istiyorum doğum gün hediyesi. Bana yardımcı olabilecek birisi var mı? Ben bunu yazdım. Birkaç gün geçti. Yok. Cevap gelmiyor. Kimse bakmıyor falan. Sonra bir gün cevap geldi. Dedi ki bu sorun için teşekkür ederiz ama cevaplanması gerçekten zor bir soru. İstersen sen bizim grubumuza kat. Biz sana orada yardımcı olmaya çalışalım. Diyor ki bizim telsizcilere özel böyle telsiz, frekans, radyo, antenlerle ilgili bir grubumuz var. Sen buraya gel biz sana yardımcı olalım. Ben de dedim olur falan hani sanıyorum ki hani yarım saatte gidip çıkacağım bir şeyler olacak falan. Bunlar beni bir siteye kayıt açtılar bana. Hani yoksa hani normalde giremediğim kaydım olunca hani o siteye girebildim. Ve böyle o kadar samimi bir ortam vardı ki orada. O girer girmez böyle hani dedim ben niye daha önce burada değilmişim? Herkes birbiriyle hikayelerini paylaşıyor. O kadar tatlı anılar ki hani mesela birisi şey yazmıştı. Yazan kişi köyde yaşıyor. İşte adamın eşi yürüyemiyormuş. Adamla böyle bir ve böyle bir telsizleri varmış ikisinin. İşe giderken işte obaya, çayırabaya telsizi alıp uzun uzun böyle gördüğü her şeyi anlatıyormuş kadına. Ve böyle hani nelerle karşılaştığını, o gün içinde işte neler olduğunu falan. Köyde olduğu için mesafe olsa bile yakalayabiliyorlarmış birbirlerinin sesini falan. Belli frekanslara da ayarlanabiliyormuş gibi bir şey vardı sanırım. Artık hatırlamıyorum. Bu benzeri hikayeyle bir sürü kişi paylaşıyor, sürekli konuşuyorlar. Çok mutlu hissetmiştim kendimi böyle bir şeyi hani tanıklık edebildiğim için. Sonra işte sıra bana geldi. İşte benimle ilgili konuşulmaya başladılar. İşte o yeni üyemiz var muhabbeti açıldı. Ben işte kendimi tanıtıyorum ama o kadar sönük geliyor ki yani lisede okuyorum. Telsiz almak istiyorum. Bitti. Başka bir şey yok. Nerede yaşadığımı sordu. Ben de dedim işte İstanbul'da şehirde yaşıyorum. Durumun ne kadar zor olduğundan falan bahsettiler. Ben de hani anlıyorum dedim. Telsiz alıp Aleyna ile konuşabilmemizin imkanı yok. Durumun imkansızlığını anlayınca tamam dedim. Ama hani ortamınız, samimiyetiniz gerçekten çok güzel. Birkaç gün daha burada kalabilir miyim dedim. Onlar da hani izin verdiler bana. Gündelik olarak muhabbetlerine katılıyordum. O gün olan şeylerle ilgili konuşuyorduk. Ben bir baktım hani böyle oraya hani baya baya ısınmışım. Hani herkesi tanıyorum. Günler geçip gidiyor. Yine bir haftalar aylara dönüşme gibi bir şey oldu. O herkes de beni tanıyor. İşte okulum nasıl gidiyor? Derslerimi falan soruyorlar. Çok tatlıydı. Sonra işte arkadaşımın doğum günü yaklaşıyor ya. İşte ne oldu hani doğum gününe falan diye sordular. Ben işte dedim hala bilmiyorum hani ne alacağımı. Karar
veremedim. Sonra birisi bana numarasını yazdı. Dedim ne alaka? Dedi ki sen bu numarayı ara. Ben de bildiğine de arıyorum. Böyle tuşladım. Alo efendim. Grup üyelerinden birisiymiş. O adam dedi hani yazılı olarak anlatmak bunu çok zor olacak. O yüzden aramanı istedi. Hani senin numaranı da böyle ortaya yazmanı istemediğim için kendi numaramı verdim. Umarım sorun olmamıştır dedi. Ben de dedim yok işte abi hani ne sorun, çok memnun oldum hani falan diye öyle. Ve biz muhabbete başladık. Adam bana işte telsizler hakkında deli bilgi veriyor. Gerçekten sanki sırf özel kurs alıyormuşum gibi. Bir telsizin frekansı nasıl işte tutturulur, o frekans nereden geliyor, ne kadar uzatılabilir, o kapsayabileceği alan, başka hatlara girilebilir mi falan, böyle bir sürü bilgi vermeye başladı bana. Birisi bana gelmiş anlatıyor, dinlerim yani. Hani 10-15 dakika bana anlattı ve anten kurmaya geldi konu. İşte şey diyor, çatıya çıkabilir misin, evinizin çatısına çıkabilir misin? Ben de hala çıkarım yani, evet sonuçta bizim evimiz müstakil ev, çıkarım çatısına. Tamam şimdi oraya bir anten kuracağız falan diye anlatmaya başladı. Ben dedim, pardon, nasıl yani? Sonra o da dedi, arkadaşın evinin çatısına da bir anten kurarsanız biz o ikisini bağlamak için sana tüyolar verebiliriz. Hani o ikisi artık hani şey olacak falan. Ben de ne? Birincisi hani Aleyna kocaman bir binada yaşıyor. Hani çatısına çıkmasının imkanı yok. İkincisi de bütçem benim 200, bilemedin 300 lira. Adama şey diyorum, abi hani çok teşekkür ederim ama hani bunun fiyatı ne olacak? Çünkü benim bütçem 200-300 lira bir şey yani. Hani anten kurmaktan falan bahsediyorsun sen. Adam bana dedi ki, işte birkaç arkadaşla da konuştum gruptaki. Sana hediye etmek istiyoruz böyle bir şeyi. Lütfen yapmayın hadi. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Hani kabul edemem. Hadi yok yok olur mu işte sen burada bizimle birlikte hani artık ailemize katıldın. Bizim grubumuzun bir parçası oldun. Biz de sana böyle bir iyilik yapalım dedi. Bu olayın olmasını engelleyemem. İşte bana adres istiyorlar. Hatta böyle istersen hani mahallendeki PTT'ye gönderelim de hani evinin adresini vermek istemiyorsan falan muhabbeti döndü. Bana gerçekten bir şey yollayacaklar ve ben o kadar korkmaya başladım ki yani diyorum ben babamı nasıl ikna edeceğim çatıya anten kurmak için. Anlayamadığım ve nasıl olduğunu bilmediğim, hatta şu anda bile onun çalışıp çalışmayacağından emin değilim. Büyük bir mesafe vardı ikimizin evi arasında. O sinyali birimiz gönderecek miyiz de birinin anteni alacak falan hiç hatırlamıyorum şu anda. Ama yani oluyordu ve ben en son dedim ki abi hani ben çok teşekkür ederim, çok minnettarım böyle bir şey dediğiniz için ama gerçekten kabul edemem böyle bir şeyi ve arkadaşım sitede yaşıyor yani binada yaşıyor, çatıya çıkmasının imkanı yok. Ben de daha lisedeyim, hani yapamam böyle bir şey. Hani çok teşekkür ederim, çok ince bir düşünce ama ne olur göndermeyin bana bir şeyler falan diyorum. En sonunda dediler anladık tamam o zaman ama hani doğum gününe kadar düşün taşın, istersen böyle bir şey yapabiliriz hani haberin olsun. Ben dedim Allah razı olsun, öyle vazgeçtirebildim. Çok korkmuştum. Gerçekten başımdan büyük bir işe giriyordum ve az daha girmiştim. Biraz daha o planın peşine düşer. Sırf Stranger Things izliyoruz diye. Sonra doğum günü geldi arkadaşımın. Ne aldığımı hatırlamıyorum böyle. Ama kesinlikle yani bir çatıya anten kurma gibi gösterişli, etkileyici hediye değildi. Ama bunu düşünmeleri bile çok güzel. Yani bildiğin beni ailelerinin içine aldılar. Destek olmayı teklif ettiler. Özel hissetmiştim kendim hani böyle bir şeye, böyle insanlara tanışabildiğim için. Ama Allah'tan hani kurtarabildim kendimi. Yoksa hani öyle bir şey kabul etsem ölene kadar altından kalkamazdım o durumun. Sonra zaten okul çok yoğunlaşmıştı ve hani artık o siteye çok girememeye başlamıştım. 4 ay sonra da kapatıldığını öğrendim yani öyle bir haberini aldım. Niye kapatıldığını bilmiyorum. Garip bir gruptu ama güzeldi de hani çok tatlı hikayeler dinlemiştim. Sıra geldi son hikayemize. Bu 3. olay da bir forum sitesiyle ilgili ama daha çok yeni. Daha bu yıl oldu. Biliyorsunuz ben üniversite 3 öğrencisiyim ve 2. dönemin başında ders seçim süreci oluyor. Ve bilmeniz gereken bir şey de ben şu anda bir kitap yazıyorum. İşte fantastik bilim kurgu tarzı. Bir grup öğrencinin bir elektrik santraline gitmesiyle ilgili. Doğal olarak bilim kurgu, bilimsel veya zeki öğrencilerin olduğu bir şey yazıyorsanız sizin de zeki olmanız lazım ve ben o kadar zeki değilim. Gerçekten araştırma yapmam gerekiyordu. Biyoloji, fizik, kimya, elektrik santralleri kullanılan motorlar sağlıklı çalıştırılabilirler mi? Hidroelektrik, nükleer enerji, her şeyi araştırmam gerekiyordu. Takıldığım en büyük konu radyasyon. Hikayenin ilk bölümlerinde radyasyon tespiti yapılması lazım. Bir öğrencinin bir cihaz kullanarak etraftaki radyasyonu ölçmesi lazım. Ve ben böyle bir şey mümkün olup olmadığını bilmiyordum. eBay'de, Amazon'da o tarz cihazlar buldum ama o kadar uçuk terimler geçiyordu ki içinde tam olarak anlayamadım. Böyle bir bilgi açığım var ve düzgün yazmazsam da hani kitap olmayacak. Yani benim için o bölümler olmaz. En azından birazcık gerçekçilik olması lazım çünkü. Ve tam o sırada ders seçimi döneminde şöyle bir ders gördüm.
radyasyon güvenliği. Dedim ki yani, yani Allah resmen oraya koymuş benim için dersi. Ama emin olamıyorum ne kadar zor geçecek. Bunlar bana deli gibi formül çözdürüp matematik işlemleri yaptırır mı falan. Çünkü sadece ben kitap yazıyorum. Ama gitmişim böyle çok alakasız bir bölümdeki dersi almışım. 3-4 gün düşünüyorum. Ama işte emin olamıyorum zor geçer mi falan. İşte öğretmeni araştırıyorum, yazdığı makaleleri okuyorum konuda. Dedim ki ben bunu alacağım yani. Ne kadar zor geçerse geçsin alacağım. Seçtim. Kontenjanı dolu. Danışman hocama yazıyorum. Danışman hocam diyor ki Serhat, birincisi sen bu dersi niye alıyorsun? İkincisi hani çok uzak bir bölüm. Hani ben benim konuşup kontenjan açabileceğiniz bir durum değil bu. Maalesef giremezsin bu derse. Yıkıldım tabii. Hani tam ulaşmıştım aradığıma. Elde edemedim. Ve hala bir bilgi açığım var. Bu konuyla ilgili üzgünüm ama gerçekten bir araştırma yapmam lazım. Tahmin edin nereye gittim? Yine forum sitelerine. İlk önce 2-3 tane popüler siteye yazdım. Hikayemin çok az bir anlattım. İşte bir öğrenci radyasyonu ölçmesi lazım. Radyasyonun ölçülebilmesi, tespit edilebilmesi için ne kadar yakında olması lazım? Birimi nedir? Ne kadar düşük radyasyonla maruz kalırsa uzun süreli bir etki olmaz. Çocuklar hayatta kalabilir falan. Yazdım. Cevap yok. Başka foruma yazıyorum. Cevap yok. Sonra böyle bir yine radyodaki gibi bir tane forum sitesi buldum. Sırf işte böyle mekanik üzerine. Ve ben de gittim oraya ama böyle şey çok komik. Herkes aşırı gerçekçi konuşuyor. Yani herkes işte diyor ki şu arkadaşlar işte şu motoru aldım. Şu etkiyi gösterdi. Şununla kıyasla kötü bir seçim mi yaptım acaba? İşte biri soruyor. Ben şu şekilde elektrik sistemi kurdum ama şurada hata alıyorum. Acaba dizilimi yanlış mı yapmışım falan gibi. Çok anlayamadığım beynimin kapsamının dışında bilgiler geçiyor. Ve ben de gelmiş şey diyorum. Merhaba, ben bir kitap yazıyorum. Radyasyon. Bilimsel bir laboratuvar. Teşekkür ederim. Böyle bir yazıyorum. Dedim ya forum sitelerinde kimse takmadı diye. Burada herkes. Hani fikri olan geldi gibi bir şey oldu. Herkes bana bir cevap veriyor. Ve cevaplar o kadar detaylı, o kadar bilimsel ki. Mesela ilk cevap veren kişi sitenin yöneticilerinden bir tanesiydi. Uzun uzun detayıyla radyasyon, Çernobil'deki olaylar, benzerlikler falan. Orada da radyasyon sızıntısı oldu biliyorsunuz. Ve öyle bir cevap verdi bana yardımcı olabilecek. En sonunda da radyasyonun tespitiyle ilgili sayfalarca PDF dosyası bulmuş bana. Hani makaleler. Nereden buldu hiç bilmiyorum ama tam istediğim konudaydı. O adamın yazdığı şey bile bana yetti diyebilirim. Ama bu işte benim forum entry'm bir anda ana sayfa düştü. Bence bunun sebebi alışılmışın dışında bir posttu kesinlikle. Yani herkes gerçekçi konuşuyor. Oraya gelmiş bir tane çocuk kitap yazıyor. Onunla ilgili soru soruyor. Bu ana sayfayı düşünce tüm site üyeleri bir anda akın akın gelmeye başladı. Ve orada bana gelen negatif yorumların, hakaretlerin haddi hesabı yoktu. Görmeniz lazım. İlk başta böyle herkes kitap olduğu için böyle full gerçekçi kasmıyor. Hani sadece hani gerekli bilgiyi veriyor. İşte bana destekçi oluyor, motivasyon veriyor, gidiyor. Ben de onlara paragraflarca teşekkür ediyorum falan. Sonra bir kitle geldi. Hikayede laboratuvar radyasyondan ötürü hani sızıntıdan patlama oluyor. Öyle bir yorum yazıldı ki bana. Sanarsınız bana yorum yazan kişinin gittim evini patlattım. O kadar nefret, kin doluydu ki. İşte biri geldi şey diyor. Sen hangi hakla bu laboratuvarı bunu yaparsın? Sen kimsin? Çernobil'deki olaylardan haberin yok mu? O patlayacak yerin çevresinde, kilometrelerdeki çevresinde olacak olaylardan haberin var mı? Bu kadar sorumsuzca bir hikaye yazılamaz. Ne kadar negatif etki olacağını farkında mısın? İnsanlar üzerindeki Çernobil özentisi diyecekler. Yani bu hikayeyi yazıyorsan sen Çernobil'de olan şeyleri olumlu olarak göstermeye çalıştığını mı anlatmaya çalışıyorsun? Bir anda böyle bana bir saldırı gerçekleşiyor. Ben artık hani hangisine cevap vereceğimi, hangisine cevap vermem gerektiğini anlayamadım. Hani o kadar uçuktu ki cevaplar. Bir an kendimden şüphedim. Acaba ben yanlış anlattığımda gerçekten bir yeri patlatacağım falan mı sandı bunlar diye. Bir grup bu şekilde saldırıyor. Sürekli yorum üstüne yorum geliyor. Bunu yapmamın insan dışı bir hareket olacağıyla ilgili. Diğer grupta şey diyor. Böyle bir hikaye yazman için salak olman lazım. Çünkü radyasyonun bu şekilde tespit edilemeyeceğini bilmiyorsan bilimsel bir kitap yazmaman lazım. Bir insan zaten kapasiteye sahip değilse böyle bir hikayeyi ele almamalı. İnsan azıcık da olsa araştırır da böyle burada kendini rezil etmez tarzı. Forumun gazabına uğradım. Yani Türkiye'deki böyle elektrik kitlesi bana atakta bildiğiniz. Çok korkutucuydu. Sitesinden nasıl geleceğimi bilemedim. Hatta bir yerden sonra sitenin adminlerinden birisi geldi. İşte durumu kontrol altına almaya çalıştı. İşte negatif yorumları siliyor falan. Ama onlara inat yazdım. Gerçekçiliği de sağladım. Radyasyonu da tespit ettim. Laboratuvarda patlattım. Onlara inat. Bu hikayeyi yazdım ben. Eğer şu anda kitabı yazıp bitirmiş ve bir şekilde yayınlatmasını başarsaydım tam şu noktaya linkini koyarak dünyanın en güzel başarı hikayesini ve reklamını aynı anda yapabilirdim ama maalesef hala uzun bir süresi var bitmesine kitabın.
Ya gerçekten çok korkutucuydu. Böyle bir örgütün içine katılıp onların ideolojisine laf atmışım gibi hissettim kendimi bir an. Arkadaşlarıma anlatıyorum. Onlar diyorlar ki bu ne biçim bir şey? Yani bu insanlar delirmiş mi de sana böyle laf ediyorlar. Yani arkadaşlar siz olun. Bu hikayeden bir şey çıkaracaksanız yani radyasyon tespiti yapmayın. Okulumuzda neden radyasyon güvenliği dersinin olduğunu anlayabiliyorum. Bu yaşadığımdan sonra bir güvenlik işareti o konuya. Ama üstesinden geldim bir şekilde çok şükür. Bir daha da o siteye girmedim. Girmem de arada bir mail alıyorum o sitede olan olaylarla ilgili. Sitenin adını gördüğümde bile bir bana bir korku dalgası geliyor vücuduma. Bu da böyle bir anı gerçekten. Bu üç hikayeden ne çıkarılabilir? Olumlu muydu, olumsuz muydu? Emin değilim. Küçükken edindiğim bu yaşıtlarımdan büyüklerle bir anda iletişime geçebilme özelliğim hep olumlu etki yaratmadı kesinlikle ama güzel hikayeler çıkartıyor en azından. Bilmiyorum bu hikayelerde bahsi geçen kişiler bu videoyu hiç görecek mi hayatları boyunca ama görürlerse özellikle o Clash of Clans hikayesinden birisi görürse çok affedersiniz. Sizi kandırmak istemiyordum. Yani böyle. Ben bu ikinci ve üçüncü hikayeyi anlatmayı çok istiyordum size. Hani bu şekilde birkaç tane anıyı birleştirip bir video yapabileceğimi düşündüm. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz veya hangi hikaye sizin favorinizdi? Hangisine gülüp hangisinden ders almamız gerekiyor? Onun kararını size bırakıyorum. Ama bu videodan çıkarabileceğiniz bir şey varsa kendi yaşıtlarınızla, yani herkes yaşıtlarıyla birlikte olmalı. Büyüklerinden tavsiye alacaksa da herkes değil yani her büyük iyi olacak diye bir şey yok. Gerçekten iletişime geçeceğimiz kişilere İyi seçmeliyiz. Bu da böyle bir video olsun. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videom ne olacak hiçbir fikrim yok. Bildiğiniz final haftamdan beri haftalarca hani bu videoyu düşünüyorum. Hani o telsiz hikayesini ve radyasyon güvenliği hikayesini anlatmak için sabırsızlanıyordum. Umarım güzel bir video olacak. Umarım editlerken de güzel bir şey çevirebilirim buna. Sizin de izleyip seveceğiniz. Yemin ediyorum editlemesi en zor videolardan bir tanesiydi. Canım çıktı. Videonun başında o kadar fazla boş yapmışım ki hangisini silsem hangisini bıraksam beynim çürüdü. Çok çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoya da kendinize iyi bakın. Videolarımın devamını görmeyi dilerseniz veya önceki videolarıma bakmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle yorumlar aracılığıyla sizinle iletişime geçmek YouTube'la ilgili en sevdiğim şey kesinlikle. Saç kesimine katlandığınız için de sağ olun. Hala yanda kendime bakamıyorum. Umarım en kısa sürede uzar da bu zorlu günleri birlikte atlatabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.